Değerli izleyenler, canlı yayınla Pazar Sohbeti programı devam ediyor efendim. Hemen iletişim bilgilerini bir hatırlayalım. Ondan sonra yine çok önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Herbali sevgili İbrahim Gökçek stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz bu arada. 0212 alan koduyla 331 32 17 18 19 3 ayrı hat program süresince hizmetinizde efendim. Ve bugün neleri neleri konuşmayacağız ki sevgili seyircilerimiz? Hepimizi yakına ilgilendiren önemli sağlık sorunları bunlar. Bakın sayıyorum konu başlıkları şöyle. Ülser, gastrit, reflü, alerji, sedef hastalığı, romatizma hastalığı ve bunların çözümünde bitkisel tabii ki destekler değil mi İbrahim Beyciğim? Çok önemli bunlar. Peki hoş geldiniz. Hoş öncelikle sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hürmetler, pazar saygılar. Pazar ve tabii ki onu unutmuyoruz. Hürmetler ve saygılar. Nasılsınız İbrahim Bey? Hamdolsun. Oruçlarınız nasıl? İyi. Ramazan? İki haftayı da geride bıraktık. Galiba bir iki haftamız daha kaldı değil mi? Sonra ne güzel. Havalarda çok da fazla böyle sıcak değil. Aman aman bunaltıcı değil. Rahat rahat Ramazan ayı gidiyor. İlk gün sonra fark etmiyoruz. Sonra evet güzel evet, güzel alışıyor. Geçiyor. Evet. Onun sanki dayanıklılığını evet. Allah veriyor gibi. Alışıyoruz. Allah kabul etsin şimdiden. Evet. Peki İbrahim Beyciğim nasıl? Ülserden mi başlayalım? Mide rahatsızlıklarından evet, mı başlayalım? Gastrit. Buyurun. Gastrit nasıl oluşur? Neden oluşur? Bunu tetikleyen 3-4 sebep var. Bir, virüs eğer ki mide mukozasına virüs yerleşmişse virüs A hücrelerini tahrip eder. Farklı farklı hücreler var. Hı hı. A hücreleri tahrip olursa ne olur? Mide yeterince ve kaliteli interesting faktör salgılayamaz. Yani o ne demek? Nedir bu? Anahtar. Interesting faktör bir anahtar gibi. Ne işe yarıyor bu anahtar? Interesting faktör oranı az olursa mide bu bir çeşit enzim, glikoprotein. Yeterli olmazsa besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi ememez. Bu da yavaş yavaş bünyenin zayıflamasına, bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olur. Yani virüslerin sebep olmuş olduğu gastrit, interesting faktörünün azalmasına sebep olur. Bu da kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe sebep olur zamanla. İkinci önemli gastrite sebep olan faktör ise Helicobacter pylori isimli bakteri. Bu bakteri akıllı bakteri de diyebiliriz. Kendini mide asidinden korumak için bir köpük üretir, sabun köpüğü gibi gizlenir. Mide mukozasını yani derinin altına geçten sonra köpüğü atar, tahribata başlar. Bu bakteri çok toksik madde üretir. Bu toksik maddelerin ikisi çok önemli. Bir, histamin üretir. Alerji tetikler. Yani midede gastriti olan kişi de alerji olur. Kurdeşen gibi, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem gibi. İki, üraz isimli bir enzim üretir. Bu bakteri enzim üretir. Üretmiş olduğu enzim mide salgılarını bozar. Enzimin kalitesini, mide asidin kalitesini düşürür. Bu da kişinin yediği, içtiği besinleri sindirmeden, affedersiniz, çıkarmasına sebep olur. Ha. Buradan yer, oradan çıkar. Evet. Yiyorum, içiyorum ama halsizim, dermansızım, yorgunum vesaire vesaire der kişi. Vitaminli, mineralini vücut alamaz. Doğru. Üçüncü sebepse yanlış beslenme nedeniyle birçok bugün günümüzde besinlerin içerisinde yabancı madde var. Kimyasal katkı maddeleri. Hı hı. Çikolatada, jelibonda, gofrette vesaire vesaire. Abur cuburlarda mı? Yediğimiz her şeyde kimyasal madde var. Bunların hepsi toksik madde. Bünyemize uygun değil. Ne yapıyor bunlar? Mideyle 12 parmak bağırsağı arasındaki kapakçığa zarar verir. Zamanla oradan salgılar yukarı, mideden yukarı doğru çıkar. Mideye zarar verir. Bu nedenle abur cubur şeyler yemek iyi değil. Yani mümkünse bırakmak gerek. Özellikle çocuklar. Evet. Ama bu noktada da anne ve babalara tabii ki görev düşüyor. Tabii. Çok seviyorlar onlar da İbrahim Bey. Yani evde mesela benim de kızım var biliyorsunuz. Ben mümkün mertebe almamaya çalışıyorum. Ama dışarıda eminim gizli gizli alıp yiyordur yani. Hakeza öyle okulda. Bir türlü önüne geçemiyoruz vallahi. Oysa ki ne kadar zararlı evet, değil mi? Özellikle de son bir bu konuda bir şey söyleyeyim. N5'e yani Mısır'dan elde edilen şeker, nişasta bazlı şeker denir. Hı. Aslında Mısır nişastasını özel bir enzimle şekere dönüştürüyorlar. Sümüksü sümgelici yapışkan bir madde ortaya çıkıyor. Bu %80 oranında fruktoz içerdiği için bünyemiz bunu kabul etmiyor. Karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, böbreklerin, beynin, bütün organların yağlanmasına sebep olur. Eyvah. Pankreas kanserinin son zamanlarda %800 oranında artmasının sebebi N5'den kaynaklanıyor. Nişasta bazlı şeker. Avrupa'da, Amerika'da birçok ülkede yasaklandı. Bazı ülkelerde de çok az bir kota getirdiler. %0,5 gibi. Türkiye'de serbest.
İnşallah onu yasaklayacaklar yakında. Neyse, Allah'tan yeni yayın döneminde, yeni yayın dönemi diyorum tabii televizyoncu olduğumuz için, yeni yayın, hani okullar açılacak ya inşallah, evet, önümüzdeki evet. Eylül ayı gibi vesaire. Şey, Milliyetin Bakanlığı'nın bir çalışması İbrahim Bey, bu beni çok, evet, evet, çok gerçekten güzel. Moralimi çok yüksek yükseltti. Hem bir anne olarak hem de bir öğretmen olarak. Okullarda kantin olayı tamamen kapanmış durumda. Aslında kantin işletmeciliği devam edecek ama daha çok böyle ayran, süt, hani yararlı şeyler satılacak. Abur cuburlar kesinlikle yasaklanmış. Evet, süper. Maşallah. Hakikaten. Evet. Buyurun. Fenster'de yakalan ise kişi herhangi bir nedenle, sebep bakteri, virüs veya mantarlardan, ne yapılacak? Bakteri eğer ki bakteriden dolayı gastrit ve ülser yakalanmışsa kişi, gastrit ve ülser varsa, buna karşı dünyada en etkili ürün bu lahana suyu karışımlı tonik. Bununla ilgili Profesör Doktor Çerni, Profesör Doktor Vesel, Profesör Doktor Miller Amerika Birleşik Devletleri'nde California Stanford Üniversitesi'nde 60 yıl önce klinik araştırması yapmışlar. Hı hı. Etkisi ispat edilmiş. 60 yıl önce. Tabii. Yeni değil. Birçok araştırma vardı. İlk araştırmayı onlar yapmış. Ama yeni olmaması güzel zaten. Senelerdir tabii. Demek ki. Kaliforniya'da araştırma yapmış. Aynen. Belgelenmiş. Bunun lahananın birleşiminde 1000'den fazla etken var. Vitamin, mineral, enzim vesaire vesaire var. Fakat bizi ilgilendiren iki şey. Bir, metilmetilyonun sulfonyum bromit denen bir amino asit. Bu amino asit midedeki gastrite sebep olan Helicobacter pylori öldürüyor. Onun toksik maddesi bu. Hmm. İki, faydalı bakteriler var. Lactobacillus ve bifidobakteriler. Yoğurtlara katılan faydalı bakteriler. Bunun içerisinde var. Lactobacillus ve bifidobakterisi. Yoğurtlardaki faydalı bakterinin binlerce katı var. Ve doğal. Ne işe yarıyor faydalı bakteri? Faydalı bakteriler zararlı bakteri ve mantarları yok edici küçük molekülü asitler üretiyor. Böylece bağırsaklarda bozulan dengeleri koruyor. Düzenliyor. Yani lahana suyu deyip gelip geçmemek gerekir. Elbette. Hiçbir yan tesiri yok. Ha, şöyle bir yan tesiri var. Evde kişi bunu mikserde lahanayı çeker, kendisi evde hazırlar, içerse tiyosiyanat denen bir madde içerir lahana, çok az miktarda. Ve kişi tiroid bezesine iyot akışını engeller. Bu da zamanla guatra sebep olur. Yani gastritten kurtulacağım derken guatra yakalanma rizikosu var. Oo, çok kötü. Çünkü gastritten kurtulabilmek için günde 3-4 defa bir su bardağı içmek gerekir. 4 haftada guatra yakalanabilir. Guatra yakalanmamak için biz bunun 19 çeşit bitkiyle takviye ettik. Yan etkisini ortadan kaldırdık. Bu 19 çeşit bitkiyle yan etkisi ortadan kaldırdık. Evet, değil mi? Ama dediğiniz gibi evde eğer kendi kafamıza göre, hani lahanayı aldık pazardan, marketten geldik, eve kaynattık, suyunu içtik, belki sıkıntımıza iyi gelebilir. O da belki, onun da bir kesinliği yok. Ama beraberinde yan etki olarak da guatr gibi ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaşabileceğiz. Tabii, çok, İşte bunları çok biliyor olmamız gerekiyor. Bazıları da diyor ki lahanayı... Belki birçok işi oldu yani. Evet, maalesef. Kaynatın içinde. Evet, bunlar, özellikle zayıflamak için çok zaman, bir dönemler birçok uzman ekranlara çıkıp tavsiye etti mesela. Mide ve bağırsakta hiçbir faydası olmaz. Çünkü en etken faydalı bakteriler yok olur. Bir, metilmetilyonun sulfonyum bromit dediğimiz çok hassas amino asit, eskiden buna U vitamini denirdi veya ulkus faktör, midedeki ülseri iyileştirdiği için. Sonradan bir amino asit olduğu anlaşıldı. Çok hassas olduğu için bozulur, etkisi kalmaz. Bu nedenle boşu boşuna kaynat iç. Bir işe yaramaz. Hiçbir şey yaramıyor. Evet. Peki o zaman bir kez daha şöyle toplayalım. Ondan sonra alerji gibi çok önemli bir rahatsızlığa geçeceğiz İbrahim Beyciğim. Toplumumuzda sıklıkla görülen gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlıkları. 3-4 hafta ortalama. 3-4 hafta ortalama kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bulmaz. Çok ağır gastrit, pan gastrit dediğimiz bütün mideyi kaplamışsa biraz zaman alır. Yoksa? Biraz dediğinizde maksimum? 6 hafta. 6 hafta. Mesela bir hanımefendi Bağcılar'dan, Semih Hanım. 15 yıldır ne yediyse dikkat ediyordu. Bir şey yiyemiyordu. Sürekli seçiyordu yedikleri içlerini. Bizim bu ürünü kullandıktan 15 gün sonra dedik artık ben kullanmıyorum. Ne oldu? Bir şey mi oldu dedi. İyi geldi. Dedi ki gerek kalmadı. Her şeyi yiyorum. Taş olsa yerim artık dedi. Ya olsun dedim. Yine de devam edin. Yok yok. Param dedi, çöp atamam. Aa, ne kadar yanlış bakış açısı. Oysa ki bir süresi var. O süreyi sonuna kadar. Tabii yani süreyi tamamlıyor olmamız gerekiyor. 4 hafta yeterli. Ağır vakaysa 6 hafta. Reflü, kadın ve erkekte de durum aynı değil mi İbrahim Bey? Fark etmez, aynı. Dolayısıyla sevgili seyircilerimiz, böyle mide rahatsızlıklarınız varsa ve ben bu mide rahatsızlıklarından tamamen bitkisel yollarla
kurtulmak istiyorum diyorsanız, işte İbrahim Bey anlatıyor formülleri. Daha fazla bilgi için de 0212 alan koduyla 331 32 17 331 32 18 ya da 331 32 19 numaralı telefonu hemen şimdi arayabilirsiniz. Çünkü telefon başında da arkadaşlarımız var, size bu konuda yardımcı olacaklar. Ve eğer konuşmalarınız bittiyse tabii ki. Uzun konu. Alerji. Alerji. Evet. Alerjinin tetikleyen iki faktör vardır. Bir de bu biraz önce bahsettiğimiz bakteri varsa bu histamin üretir. Toksik madde. Bu da bünyemizdeki histamin kortizon dengesini bozar. Fazladan ortaya çıkan histamini normal olarak ince bağırsak 3 ila 4 litre günde sindirim salgısı salgılar. Yemiş olduğumuz besinleri yağlar, yağ asitler, proteinler, aminosidler, karbonhidratlar, glikozlara dönüştürür. Enzimler salgılar ince bağırsak. Bunun yanında bir de özel bir enzim salgılar, diaminooksidaz. Bu ne işe yarar? Histamini minimum seviyede tutar. Karaciğerde, böbreklerde, akvivarlar depolu bulunur, hazır. Fakat ince bağırsak tahrip olmuşsa, tahriş olmuşsa mantarlardan dolayı yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa histamin oranı çoğalır. İki nedenden dolayı histamin oranı yükselir. Bir, bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddelerin nedeniyle enzimin azalmasından. İki, midedeki bakterinin üretmiş olduğu histamin nedeniyle. Bu iki nedenden dolayı histamin oranı yükselir. Histamin oranı yükselirse ne olur? Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem, bütün atopik eksem, deri hastalığı, alerjik hastalığı hepsinin sebebi bu. O zaman İbrahim Bey şöyle bir durum var. Yani bir insan sağlığını kaybetmeye görsün yani. En ufak bir rahatsızlık çorap söküğü gibi. Beraberinde de birçok rahatsızlıkları tetikliyor ve geri çağırıyor. Evet. Yani davetiye çıkarıyor. Tek bir rahatsızlık, ertesi gün bir başka rahatsızlık, ondan sonraki dönem bir başka rahatsızlık. Çünkü hepsi birbirini tetikliyor anladığım kadarıyla. Evet. Yani, değil mi? Yani o zaman tedbirini, önlemini almak hep söylüyoruz zaten. İstanbul çok önemli. İstanbul kortizon dengesi nasıl bozuluyor? Bir, bakteriden, midedeki bakteriden. İki, bağırsaktaki mantarlardan. Evet. Bunları tetikleyen nedir? Bir, yanlış besleme nedeniyle mide ve bağırsak mukozası tahrip oluyor, zayıflıyor. Ve bakterilere, virüse, mantara gel diyor artık yani. Ben hastalanmaya hazırım diyor. İki, kişi çok antibiyotik kullanıyorsa ve aşırı tatlı diyorsa mantarlar çoğalıyor. Geçenlerde bize bir bayan geldi. Dedi ki, kaşınıyor her tarafı, kurdeşen olmuş. Her tarafı kaşınıyor. Kaşıntı zamanım geldi dedi. Dalga dalga geliyor arada bir. Kaşıntı başlıyor. Kavanoz kapağı veya gazoz kapağı var mı dedi. Ne olacak? Tırnaklarını hep kesmiş böyle. Kökten ki o kaşıntı zamanı geldiği zaman her tarafını kaşıyor, kanıyor her tarafı. Kapakla kaşıyacak. Dedi siz herkes dışarı çıkın, ben kaşınacağım. Biz dışarı çıktık, başka odaya geçtik. Kadıncağız kaşındı. Bizim elemanlar bazıları güldü. Gülmeyin dedim çünkü sizin de başınıza gelir. Yani Allah herkese verir. Dikkat etmezse kişi, sağlıklı beslenmezse herkesin başına gelir. Dedi ki İbrahim Bey, ben yıllarca kortizon kullanıyorum, antihistaminik kullanıyorum. Onlar da artık fayda etmiyor. O kadar ilerlemiş ki artık antihistaminik, kortizonlu ilaçlar dahi fayda etmiyor. Bunun mümkün mü tedavisi? Evet. Biraz kronik ağrı olduğu için 3 ila 4 ay sabrederseniz tedavi ederiz. Ama 3 ila 4 ay çok ağır bir vaka. Öyle. İlk defa karşılaştım. Kadıncağız her tarafını böyle gazoz kapağıyla, olabilirse gazoz veya kavanoz kapakları ne bulursa onunla kaşıyor. Çok kötü. Hiçbir canı tırnaklarını uzatamıyor. Tırnaklarını uzatsa böyle yırtıyor her tarafını. O kadar şiddetli kaşıyor. Tabii. Çok ağır bir vaka. Yani, hamdolsun onu da kurtardık. Mesela, o da kurtuldu. Süper. Bahçeşehir'den Ali Bardakçı isimli beyefendi. İki defa hastanede yatmış. Kurdeşenden dolayı. Bize geldiğinde dedim ki, ama yıllar önce, eksten önce. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, sedef, bunlar problem değil. Ya, ama kurdeşeni bilmiyorum dedim. Deneyeceğiz. Yani tedavi ederiz demek yanlış. Denemek lazım. Bana göre bağırsaktaki mantarlardan veya midedeki bakteriden kaynaklanıyor. Histamin kortizon dengesinin bozulmasından. Deneyelim isterseniz dedim. Deneyelim dedi. Çünkü kortizondan, antihistaminikten perişan oluyorum. Adamcağız hafızasını kaybediyor yavaş yavaş. Çok haklı. Denedi. 35 gün sonra dedi ki artık ben kullanmayacağım. Ne oldu? İyileşti. Aramda böyle bir çay çorba içerken el titremesi vardı. Parkinson başlangıcı. Dedi ki buna bir çözüm var mı? Var. Ona da bir çözüm var. Onu da bir deneyelim dedik. İksir, aloe vera, iksir, tonik ve damar çayı, enfeksiyon çayı verdi. 3-4 ay kullandı. Hiçbir rahatsızlık kalmadı. Oh ne güzel. Yani alerji mesela
Belçika'da bir Ertuğrul Bey var. Kendisi matbaacı. Arapça metinleri İngilizce, Almanca veyahut da Türkçe'ye çeviriyor. Büyük bir matbaası var Belçika'da. İslami eserler yayınlıyor. Yeni eserleri çeşitli dillere tercüme ediyor. Adamcağız polen alerjisine yakalanmış. Evden dışarı çıkamıyor. Kapı pencere açamıyor. Tabii. Yani polen, bitki tozları geldiği zaman polenler gözleri kızarıyor, burnu akıyor. Hareket etmediği için de hiçbir yer yapmadığı için yağlanmış, kolesterol, tansiyon, kilo Tabii. almış. Oo. Bir sürü hastalık. Az önce söylediğim durum evet. işte. Dedi ki ya yok mu bunun problemin hastalık. Çözümü? Perişan oldum. İlaç kullanmaktan perişan olmuş. Hı hı. Çözeriz. Problem değil. İzine gelmişti. Bu bizim ürünleri aldı. 6 hafta sonra alerji geçti. Kolesterol, tansiyon, diğer rahatsızları da 3 ay sonra rahatladı. Aradan 1 yıl sonra geçti. Tekrar Türkiye'ye gelmiş. Yine yani kül amaçlı kullanıyor. Hı hı. Onun bir arkadaşı var. Kuveytli. Muhammed El Maksut. İki hanımı var. Her hanımından 5 çocuğu var. Bir takım ailesiyle geliyor. Türkiye'de izin yapıyor. 3-4 hafta sonra onları götürüyor. Öbür ailesiyle çocuklarla ilgili tekrar Türkiye'de izin yapıyor. O şimdi sabah namazı kılarken Allah'ım beni bu dertlerden kurtar diye dua etmiş. O da çok hasta. Polen alerjisi var, besin alerjisi, bir şey yiyip içemiyor. Hmm. Tansiyonu, kolesterolü, bronşiti. Bütün yok, aile yok. Hasta. Ailenin hepsi de hasta. Çünkü ailenin bir kişi de mantar olursa bütün aile fertlerine yavaş yavaş öptüğü zaman, sarıldığı zaman bulaşıcı bulaşıyor. Mantar ona, ondan ona geçiyor. Bütün aile hasta. Hmm. Adamcağız birinci grup aileyle geldi. Hepsi hasta. Sabah namazında birinci grup. Birinci grup. İki ailesi. Tövbe yarabbim. Şimdi dua ederken Ertuğrul Bey adına aklına gelmiş. Hemen bunda var bir hikmet demiş. Ertuğrul Bey'i bir arayayım. Ertuğrul Bey'i aramış demiş ki ya dua ediyordum aklıma sen geldin. Bunda var bir hikmet. Şu alerjiden, bronşitten, kolesterolden nasıl kurtulacağız? Demiş ki ben Gökçek, iksir, Gökçek, tonikle iyileştim. Bu ne Gökçek ne? İşte böyle ürünler. Hadi gidelim. Sabah namazı beni aradılar. Dediler ki oraya geliyorsun. Ne oldu sabah? Gökçek derken soyadınızı söylüyorsunuz. Evet, evet, evet. Yani İbrahim Gökçek. Bizim ürünler. Dediler ki sizin oraya gelin. Ne oldu sabah? İşte arkadaşımı getiriyorum kuvvetli. İyi gelin. Geldiler. Baktım o dilden zaten anlıyoruz az çok. Dillerine baktım. Dilin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar var. Sarımsı bir tabaka varsa çok mantar. Kahverengisi bir tabaka çok çok mantar. Siyahlaşmışsa Allah korusun hemen acil doktora gitmesi gerekir tabii. Sağlı solu diş izleri varsa karaciğerde yağlanma var. Dilin üzerinde derin bir yırtık varsa pankreaste eğer ki dilin ortasına az gerideyse kökene doğruysa pankreaste dilin ortalarına doğru çizgi varsa midede problem var demek. O belirtilerle bu tür tabii. Değerlendirmeleri yapılır. Bunu buluşu zaten 4000 yıl önce Uygur Türkleri bulmuş. Bugün günümüzde Çin'de çok yaygın olarak kullanılan bir metot. Eskiden Türkiye'de de kullanılıyordu fakat zamanla modern aletler çıktıkça kan tahlili, evet. idrar tahlili vesaire bunlar unutuldu, tarih oldu. Yani o zaman dilimize bakarak bağırsaklarımızda mantar var mı yok mu bunu anlayabiliriz tabii, kendi kendimize. Anlaşıldı. O zaman şimdi ekran başında olup da bizi izleyen ben eminim yani bütün izleyiciler ellerine aynalarını almışlar ve dil testi yapıyorlardır diye düşünüyorum. Bir kez daha söyleyeyim İbrahim Beyciğim beyaz renkse dilimiz mantar var. Mantar var. Kahverengi ise sarı ise çok mantar. Evet. Kahverengi ise çok çok mantar. Hı. Hiçbir tabaka yok da kızarmışsa dilin üzerinde böyle toplu iğne başı gibi noktalar oluşmuşsa aşırı vitamin yetersizliği B6 B12 vitamin yetersizliği var demek. Hı. Siyahlaşmışsa siyah bir tabaka varsa acil doktora gitmesi gerekir. Hı. Sağlı solu diş izleri varsa karaciğerde yağlanma var. Karaciğer yağlanmasının sebebi de bilindiği gibi iki sebepten kaynaklanır. Alkolden yani bu kişi alkol içiyorsa karaciğer yağlanmasına sebep olur. Bağırsaklarda mantar varsa yine karaciğer yağlanmasına sebep olur. Çünkü bağırsaklardaki mantarların üretmesi olduğu... Her ikisi de varsa o zaman durum daha bir facia. Tabii, daha yani hem alkol kullanıyor hem bağırsaklardaki mantar o zaman alkole sebebiyet veriyor. Daha çarpı iki. Evet. Siroza dönüşür yani Allah korusun. Oo, Allah korusun. Evet. Her türlü alerji tedavi edilebilir. Yani mühim olan geç kalmamak. Geç kalırsa tedavi süreci sarkar sadece. Tabii uzar. Ne kadar kısa sürede yakalanır yakalanmaz kişi. Mesela polen alerjisinde yakalandı. Hemen ürünleri kullanmaya başlarsa 2-3 hafta veya 1 ay, 1,5 ayda
problem ortadan kalkar. Evet, bu arada iletişim bilgilerini bir kez daha hatırlayalım İbrahim Beyciğim. Ondan sonra yine konuşmamıza devam edelim. 0212 alan kodu sevgili seyircilerimiz 331-32-17, 331-32-18, 331-32-19. Hemen şu dakika itibariyle arayarak konuştuğumuz konularla ilgili daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. Ya da çözüm noktasındaki bu anlatılan formülle ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz diyelim. Evet. Evet. Bağırsaklardaki mantara karşı dünyada en etkili bitki aloe vera. Evet, bugün pazar sohbeti programı. Hafta içi çok gösteriyoruz uzman gözüyle programında ama pazar günü sanki farklı izleyicilerimiz olabilir ekran başında, onu hissediyorum. O yüzden bir onları da gösterelim İbrahim Beyciğim. Bu aloe vera bitkisi aslında şu anda bakıldığı zaman günümüzde birçok sektörde kullanılıyor. Sağlık, güzellik, kozmetik vesaire. Evet. O kadar enteresan bir bitki ki sevgili seyirciler. Az sonra İbrahim Bey detaylı bilgi verecek ama hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçi bitkilerin hepsi çok ilginç, bilmiyorum. Ben sözün bittiği yer diyorum. Yüce Yaradan yaratmış diyorum her zamanki yorumumla. Mesela bunu böyle ortadan ikiye ayırdığınız zaman şu şekilde bir, ben sümüksü diyorum ama hakikaten öyle bir yapısı, kıvamı var. Ve yarın bunu İbrahim Bey getirsin ki yarın uzman gözle programı, bilmiyorum var mısınız ama burası tamamen kendisini bugün içerisinde tedavi ediyor. Evet, hiçbir şey kalmıyor. Ne kuruyor, ne çürüyor, ne kokuyor, hiçbir şey olmuyor. Aloe vera. O yüzden herhalde bu kırışıklıklar içinde çok iyi gelir deniliyor. Çok enteresan bir bitki. Bununla ilgili çok klinik araştırması var. Aloe vera jelle. Evet. Ramazan olmasa ben yerdim onu ya. Ya evet. Siz bir de bunu yiyorsunuz. Fakat şırdan bile böyle kokladığım zaman. Acım tırak mıydı? Bana kışınki programda tadına bakmıştık. O geldi aklıma. Bana biraz ağır geldi. Peki diyelim ki siz şimdi bu teorik hali, pratik halini burada görüyoruz. Aloe vera. Burada aloe vera jelle. Peki ben tadına baktım. Mesela çok acıydı. Öyle mi bunun tadı da? Hayır, ballı. Bal var. Bal olduğu için acı tadı yok. Nötrleştiriyor. Şimdi aloe vera ile ilgili dünyada yüzlerce firma var. Ama hiçbirisi bunu doğal üretemiyor. Bunun içerisindeki jeli alıp kaynatıyorlar, haşlıyorlar. Şimdi aloin denen bir madde var. İshale sebep olan. Aloini yok etmek için bunu yapmaları gerekir. Yoksa üretemezler. Aloini yok etmek için mecbur kaynatmaları, haşlamaları gerekir. Kaynatıldığı zaman da 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin var. B6, B12 vitamini. Ve çok çok önemli enzimler içeriyor. Adeta bu pankreas gibi, bir organ gibi, lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler içeriyor. Yani çok enteresan bir bitki. Yani bunu kullandığı zaman kişi yedek bir organ gibi sindirim sistemini hızlandırıyor. Sindirimi kolaylaştırıyor, rahatlatıyor. Diyelim ki Ramazan'da istemeyerek ağır yemek yediniz misafirlikte. Kaçırdık mesela. Bir fincan için. Bir fincan yemekten sonra 10 dakika sonra rahatlar kişi. Öyle mi? Evet, evet. Rahatlatır. İyi. Hiçbir rahatsız olmaz. Ama diyelim ki içmedi, karnı davul gibi olur. Onun rahatlaması, yürüyüş yapacak vesaire vesaire normale dönmesi zaman alır. Fakat iksir veya aloe vera jelden Ramazan'da kişi yemekten sonra rahatsızlığı olmazsa da, yani fazla yemek yiyen kişiler bunu kullandığı zaman da kısa sürede rahatlar. Aloe vera ile ilgili 1973 yılında Mısır'da bir araştırma yapılmış. Yapılan araştırmada aloe vera'nın sedef, ekzeme, akne gibi rahatsızları iyileştirdiği belgelenmiştir. Çok güzel. Bir, iki, şeker hastalığı nedeniyle bazı insanların bacaklarında, baldırlarında, ayaklarında iyileşmeyen yaralar olur, ülser. Bu yaraları iyileştirmiştir. Yani şeker nedeniyle ortaya çıkan hastalıkları iyileştirmiştir. Üç, Tayland'da klinik araştırması yapılmış, sonradan ortaya çıkan diyabet tip 2 dediğimiz şeker hastalığını kısa sürede iyileştirdiği klinik araştırması var bu konuda Tayland'da. Artı Kaliforniya Louis Pauling Enstitüsü'nün klinik araştırması var. Bu klinik araştırmasında yapılan araştırmada bağırsaktaki mantarlara karşı aloe vera'nın dünyada en etkili bitki olduğu belgelenmiştir. Fakat en büyük araştırmayı Almanlar yapmıştır. Dünya çapında aloe vera jeli kullanan birçok ülkede, Türkiye hariç, Türkiye'de nedense yaygın değil, Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, Afrika'da insanlar bunun şurubunu yapıyorlar, içiyorlar gündelik. Yani yapıp içiyorlar evlerde. 2,5 milyon insan üzerinde araştırma yapmışlar. Aloe vera jeli kullandın mı, kullandın, ne faydasını gördün diye soruyorlar. Kolesterol, tansiyon, şeker vesaire vesaire. Herkes memnun. Rahatsız olan kimse yok. 2,5 milyon. Dünyanın en büyük araştırması bugüne kadar yapılan. Doğru. Evet.
Doğru, kesinlikle. Peki bu arada İbrahim Bey, ben hep bu kitapla ilgili sevgili seyircilerimize bilgi veriyorum, hani küçük küçük de olsa, çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizinle biz kıştan beri bayağıdır programlarda hep bu konuları konuşuyoruz. Sağlık sorunları, sonra beraberinde şifalı bitkilerin gücü kuvveti. Ama sizden anladığım ve sizin anlattıklarınızdan tabii ki anladığım ve öğrendiğim şu ki naçizane, bitkileri de çok iyi bilmek lazım. Ya çok çok iyi tanıyor olmak lazım. Az önce anlatmış olduğunuz lahana örneğinden yola çıkarak mesela birçoğumuz hani lahanayı bir dönemler o zayıflamayla ilgili çok pik yaptığı dönemler vardı biliyorsunuz. Evet. Aldık geldik eve kaynattık içtik zayıflayalım vesaire diye. Ama inşallah hiçbirimiz olmamışızdır. Siz dediniz ki yan etki olarak guatra sebebiyet verebilir. Sebebi. Bu ne kadar önemli bir bitki. Yani bir yandan yaparken bir yandan yıkabiliriz. Neden dolayı? Bilinçsizliğimizden, bilgisizliğimizden dolayı. Eğer sevgili seyirciler böyle bu tür sıkıntılara mahal vermek istemiyorsanız ve ben her türlü bitkiyle ilgili bilgili olmak istiyorum diyorsanız, bakın hemen şöyle gösterelim efendim. İbrahim Gökçek'in kaleminden şifalı bitkiler ve alternatif tıp içerisinde tam 7000 tane çeşit, 7000 çeşit bitkiler var. Resimleri, fotoğrafları, hangi bitkiler hangi sağlık sorunlarına iyi geliyor ya da kötü geliyor, yan etkileri vesaire, hepsini detaylıca anlatmış, ilgilenenlere duyurulur diyelim. Antalya'da Muhammed Bey var. O da bağırsaklarında polip var. Bizim ürünleri kullandı. Polipleri hepsi eridi. Bir tanesi kaldı. O biraz zaman aldı. Sabırsızlandı. Dedi ki ya neden iyileşmiyorum mesela. Dedim ki yavaş yavaş sabredeceksin. Ben de burada aloe vera çok bahçede. Ben bunlardan kendim yapsam olur mu? Dedim ki gönder bir bakayım nasıl bir aloe vera. Gönderdi. Hiç ilgisi yok. 400 çeşit aloe vera var. İşte buyurun. Yani az 400. Önce anlattım. Hani aloe vera aloe vera değil. Hı hı. Aloe vera barbadensis. Yani bunun da alt türleri var. Hı. Şifalı olan türleri var. Hı hı. Dedim ki kusura bakma 52 kilo bana yaprak kesip göndermiş ki İmalat'ta kullan, bana uygun ürün gönder diye. Hı. Yok yani hakiki değil. Kusura bakma dedim. Değil. İstiyorsan göndereyim ama çöp atmamız lazım. Bizim işimize yaramaz. Hı hı. Bahçesinde yetiştirmiş, bir şey yarar zannetmiş. Hı hı. Yani her aloe vera aloe vera değil. Değildir. Kullanılmaz yani. Hı hı. O nedenle çok farklı. Hı hı. Ada çayı da yine öyle. Türkiye'de mesela aktarlarda ada çayı satılıyor. Salvia triloba, Salvia cideridis denen loplu veya yüksük ada çayı satılıyor. Hakiki ada çayı yok. Bulamazsınız. Yani birkaç kişi yetiştiriyor ve bunları da Avrupa'ya satıyorlar. Biz onlardan direkt alıyoruz. Urfa'da, Bursa'da birkaç kişi yetiştiriyor. Yani şifalı ada çayını yetiştiren birkaç kişi var. Aktarlarda şifalı ada çayı, Salvia officinalis yok. Hakiki kekik yok. Hakiki kekik yerine Türkiye'de güve otu satılıyor. Veya bilye kekik dedikleri bir çeşit güve otu satılıyor. Yani hakiki kekik dahi, Thymus vulgaris dahi yok. Hı hı. Evet, sedefle ilgili. Evet, sedefle ilgili. Mahol. Mahonia aquifolium. Aquifolium. Aquifolium bu parklarda, bahçelerde Türkiye'de yetiştirilen süs bitkisi. Hı hı. Çok tanıdık. Şekli evet. Şemali. Bazı bitkiler biraz yabancı gibi, bu gözüme bayağı bir tanıdık geldi. Sedefle ilgili mesela günümüzde deniliyor ki işte sebebi bilinmiyor nedenin için, ama deniliyor ki kreatin proteinin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Öyle değil. Bununla ilgili araştırmayı Doktor Simoncini 30 yıl sedef üzerine araştırma yapmış, belgelemiş. Bağırsıklardaki mantarlardan kaynaklandığı belgeli. Ha, peki mantarı yok ederseniz sedef geçer mi? Geçer. Otomatik geçer. Bununla ilgili Profesör Doktor Vizana, Alman asıllı profesör, Mahonia ile ilgili klinik araştırması yapmış ve sedef hastalarını iyileştirmiştir. Belgeli. Yani bazıların dediği gibi işte bilinmiyor, bulunamadı, öyle yok. Hı hı. 30 yıldır bu konuda dünyanın en büyük araştırmaları yapmış, revolüsyon yapmış, yani buluş yapmış kişi. Hı hı. Doktor. O zaman Simoncini. Sedef hastalarına da bu yöntemi tavsiye ediyorsunuz. Tabii iksir, kurtulmalarına yardımcı olmalı. Aloe vera sedef çayı kullandığı zaman, hı hı. Mesela çok hasta, hatta bir sefer anlatmıştım size. Evet, vatandaş, onu bir kez daha anlatın İbrahim Bey. Gerçi son 2 dakika ama rica ederim. Bana geldiğinde ben onu ya hırsız veya terörist sanattım. Çünkü yüzünü şu kadar Ağustos ayında böyle sadece yüzü gözüküyor. Her tarafı kaplı böyle. Elimi çekmece attım. Acaba bu adam benden tehdit mi edecek diye korktum. Hı hı. Dedi ki anladı, o da hastayım dedi. Geçmiş olsun, nedir dedim, rahatsızlık sedef dedim. Aç bakayım şu kafanı, kafasını açtı ki böyle bere, yani tabaka tabaka kermekerm olmuş. Allah Allah dedim. Dedi ki sen hepsin kolumu, sırtımı gör. Aç bakayım, açtı ki her tarafı, hatta atmalı kadar böyle yaralar. Şaşırdım kaldım. Siz bu yöntemi tavsiye ettiniz. Bizim ürünleri kullandı. Ne kadar zamanda kurtuldu? Çünkü bu kadar ağır bir vaka. 3 hafta sonra tekrar bize geldiğinde vücudundaki yaraların %80'i iyileşti. 3 hafta içerisinde. Fakat bu demek değil ki, hı hı, Ahmet'te, bu Erdem Bey'de,
3 haftada bu kadar iyileşme. Mehmet'te böyle değil. Parmak izi gibi 3 ila 4 ay. 3 ila 4 ayda en ağır sedef hastalığı iyileşebilir. Güzel. İyileşir. Peki çok teşekkür ediyorum. Süremizin hürmetler. Sonuna geldik İbrahim Beyciğim. Ağzınıza sağlık. Hürmetler ve saygılar. Hürmetler, saygılar. Hayırlı iftarlar şimdiden. Değerli izleyenler, efendim bugünlük de programımızı noktalıyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hemen şimdi 0212 331 32 17 18 19'da arayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz. Yarın uzman gözüyle programıyla saatler 9.50 gösterdiğinde yine Sine 5'te sizlerle buluşacağız, görüşeceğiz. İnşallah Allah kısmet ederse. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar. Sofralarınız bereketli olsun. Her şeyde gönlünüzce olsun. Yarın görüşmek ümidiyle. Esen kalın.